Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Biz artık sınava çıkacağımız günün sabahındayız. Kahvaltı yapıyoruz. Daha doğrusu ben bir şey hazırlamadım. Burada patates kavurdum. Hiç videolarda göstermemiştim bundan nasıl yaptığımı. Bir de annemin verdiği kömbe var burada. Onu ısıttık. Şu an sofrayı tam gösteremiyorum. Zeytin falan var şurada. Poğaça yaptım. Şimdi yolda giderken kayınvalidemler için yaptıklarımı da göstereceğim. Poğaçalar pişti. Böreği daha fırına atacağım. Bir de kek yapacağım. Kayınvalidemin isteği sadece kekti. O da dedi ki burada yap. Bu şekilde valizimi daha hazırlamadım. Valizimi hazırlayacağım. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında mutfakta size neler hazırladığımı gösteririm. Valizimi hazırlarız. Ben odaya geldim. Valizimi getirdim. Şimdi kıyafetlerimi nasıl yaptığımı size göstereyim. Şunları bir buradan alalım. Şimdi gece uyurken giymek için şu kadar aldım. Yani kısa kollu ve alt pijama olarak. Eşime yer kalmayacak galiba valizde. Hemen solda o da beni izliyor. Kombin yaparak aslında alıyorum. Mesela şu sevdiğim şalları alayım, şu sevdiğim kıyafetleri alayım. Orada kombinlemek zor olur diye ben de şöyle paket halinde koydum. Yani üst, pantolon ve şal. Siz orada beni bunları giyerken göreceksiniz inşallah. Ondan sonra diğer kombinim de şöyle lacivert tunik, sarı mı denir bunlara? Şu eşarp, bu da pantolonum. Bir de şu siyah gömleğim. İstanbul gezmeye giderken giymiştim. Yeşil eteğim, çiçekli böyle papatyalı. Bir tane de elbise koyacağım şimdi. Ben ara ara kalkacağım. Bir şeyleri getir götür yapacağım. Eşimin eşyalarını böyle az buçuk getirdim. Minnacık yer kaldı şurada ya. Şimdi orada hava her ne kadar Karadeniz olsa da bence Sinop Karadeniz'i pek yansıtan bir şehir değil, değil mi? Hava orada böyle yağmurlu, tamam yağmur oluyor ama genelde çok sıcak oluyor. Akşamları gerçi kayınvalidemler serin oluyor demişti. Ama gündüz çok sıcak oluyormuş. Eşime de ona göre şeyler koyacağım. Şöyle eşimin tişörtlerini, gömleklerini, iki tane pantolon koydum. Ama üst olarak iki gömlek, bir tişört gömlek, bir, iki, üç, dört tane de tişört koydum. Ama tabii buraya gelecek olanlar var. Daha ayakkabı falan alacağız. Ay yoruluyorum. Git gel otur, git gel otur. Şimdi tekrar gideceğim. Bir tane şöyle tarak aldım. Tabii ben koyduklarımı size söylemeyi unuttum. Sonradan şu elbisemi getirdim. Sanırım hiç videolarımda bu elbisemi giymemiştim ama normalde çok giyiyorum bu elbiseyi. Yazın yani. Şimdi şu tarağı da bir yere koyacağım. Hatta şuraya koyalım. Eşimin kundura ayakkabıları vardı. Takım giyecek. O yüzden onu da koyduk. Kemerini koyduk. Bir şey daha koydum. Onu eğer gidersek size söyleyeceğim. Şimdi şöyle bakalım. Yani üstüne biraz daha bir şeyler koyulabilir. Hala koyacağım, yeter evet. Ya. Ben neredeyse en önemli şeyi unutuyordum. Kayınvalideme sürpriz götüreceğim. Bizim düğün fotoğraflarımız. Şimdi şunları da paketine koyayım. Üste dursun ki çok kırışmasın. Şöyle üste koyacağım. Oradan birkaç tane daha koyalım istersen aşkım ya. Arkadaşlar şöyle 3 tane de yazma koydum kendime. Bunları vallahi kıyafetlerime göre ayarlamadım uyumunu. Şunu da koyuyorum. Bavulu böyle bırakıyorum. Mutfağa gidelim, diğer işleri halledelim. Yola çıkacağımız gün yaptıklarımı şöyle göstereyim. Bir tepsi börek yaptım. Benim bu tepsiden bir tane olduğu için her şeyi burada yapmaya çalışıyorum eğer çok şey yapacaksam. Ama börekten önce poğaça yapmıştım. Şurada bir tane eksik var. Eşim yedi onu. Poğaçaları da yaptım. Altındaki yağlı kağıdı duruyor. Direkt beze koymadım. Bir de şurada kek yapmıştım. Bunları dilimleyeceğim ve yerleştireceğim. Hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir tane yoğurt kovam var. Bunun içine hepsini koymaya çalışacağım. Yerleştireyim böyle. İnşallah sığar. Sığmazsa artık böreğin üstüne de koyarım. Şöyle.
Ya keşke böyle üstüne sığsaydı. Böyle sen biraz bastırsak aslında sığabilir. Şöyle kapağını kapatmayı deneyim. Tamam. Belki bu iki tanesini de yolluk olarak koyarım kendimize. Şimdi benim diğer bir kovasını getirdim. Biliyorsunuz ben bunları atmıyordum. Bir gün lazım olur diye. Pikniktir, yolculuktur. Kekimi kesmedim. Şimdi keseceğim. Şimdi bakalım alabilecek miyim? Tabii çıkarmaya çalışalım bakalım. Evet. Gayet güzel gözüküyor. Sığmayacak hesapladım. Burada daha rahat olur. Çünkü bu ortadakiler biraz fazla böyle kabarık duruyor. Şimdi bunu da kapatalım. Ve gelelim böreğimize. Büyük bir ihtimalle böreği sığdıracak bir yer bulamam. O yüzden bu kabı tekrar kullanırım. Şimdi böreği de keselim. Ve yine bir yoğurt kovası getirdim. Şimdi tam kesmemiş olabilirim. Şu diplerini. Evet, daha ben şöyle yapayım. Sığdırmaya çalışayım biraz. Evet, bunu da yolluk olarak koyarım. Arkadaşlar, annem işli köfte yaptı. Şimdi eşimden onu da yolladı. İşli köfte var, bir de revani yapmıştı. Onu artık bayramın 3. günü, yani pazartesi günü artık görmüş olursunuz. Şimdi kendimize de yolluk olarak biraz da acele ediyorum aslında. Şu börekleri koyalım. İki tane poğaça kalmış diye onları da koyuyorum. Bura böyle tamamdır. Şimdi annem bize yolluk olarak meyve de koymuş yolda yeriz diye. Şimdi ben bunları yıkayayım. Güzelce kutuya yerleştireyim. Meyveleri yıkadım. Getirelim. Evet, kurutma işlemi tamamdır. Yolluklar yavaş yavaş böyle hazır oluyor. Bunları kenara alalım. Arkadaşlar, antreye geldim ben. Annemin verdiği kolilerden, hatta şöyle kaldırayım, bakın şurada bir sürü şey var. Şimdi sırasıyla böyle sert olanları alta yerleştirmeye çalışacağım. Şöyle koyalım. Şimdi bu kadar yeterli olur bence. Çünkü daha da almaz zaten. Arabalarda. Tamam değil mi bu? Ha, tamam. Hadi bakalım. Bunu da koyalım. Şimdi bizim, ne denir ona? Şahsi el çantamız. Evet, yiyecek. Yani o bagaj, üst bagaj kısmı için değil mi? Koltuğumuzun üstüne, evet canım. Şarjımızı alalım. Tamam, onları sonra. Tamam. Ben şu an şarj edeceğim çünkü. Bu ne? Buna ne koyacağız? Daha dolapta bir sürü şey var. Tamam. Şimdi arkadaşlar, meyveyi koyuyorum. Şöyle böreği koyuyorum. Eşimin canı ister kesin diye düşündüm. Böyle abur cubur olarak koydum bunları. Peçete lazım olur diye. Böyle koyuyorlar. Şimdi buraya burada yer var. Arkadaşlar, orada bobet falan giymeyeceğim için kendime şöyle kalın çoraplardan koydum. Spor ayakkabının içine giymek için. Onu da şimdi valizin şöyle köşesine sığdıralım.
Eşim şimdi bir tane daha koli getirdi. O kovaları koymak için. Yardımcı olmamı ister misin? Hayır. Yapmak istediğini anladım ama bence yapamadın. Niye? Öyle olmuyordu. Eşim bir yandan koliyi bantlarken ben de şöyle fırçalarımızı, diş macunumuzu falan getirdim. Şöyle poşete koyayım. Normalde benim diş kutum, diş fırçası ve diş macunu kutum vardı ama onu bulamadım. Yani eşimle ikimizinki sığardı oraya ama olmadı. Böyle bir paketleme nerede gördünüz arkadaşlar? Yardım etmediğim için mi acaba? Arkadaşlar, annemin evine yine geldik. Artık son gün bugün. Yolculuk öncesinde annem de akşam yemeği yiyeceğiz. Şöyle annemin yaptıklarını da size göstereyim. Aa, tavuk tantuni mi anne? Evet. Annem demişti lavaşın arasına koyacağız. Bu ne? O tatlının içine tatlım da şu. Annem baklava yaptı bu arada. Şimdi size baklavayı da göstereceğim. Burada bir de mercimek çorbası var. Şöyle tatlıyı açalım. Daha fırına atmamış. Şu sofra bezinin altında da yoğurt mayalamış. Burada da şimdi salatayı yapıyor. Arkadaşlar, sofrayı kurduk. Lavaşa sardığımız zaman da gösteririm. Arkadaşlar, biz annemlerden geldik. Şimdi üst kattakilerin hepsi buraya gelecek. Poşet kalıyor mu? Evet ya, kalsın poşet. Tamam. Şöyle. Tamam, onları ye. Tamam. Şimdi onları da alabilirsin. Al al, onları da al. Ama o çantaya. Arkadaşlar, bu kutudan vazgeçtik. Bakın sadece şuraya hepsi sığdı. Tamam, artık bu kutular iptal olur. Biz bununla devam edeceğiz. Şöyle ben bilgisayar çantamı da ayarladım. İlaçlarımı falan aldım. Tamam. Arkadaşlar, bir kısmı burada. Bir kısmını da eşim şöyle aldı. Ve gidiyoruz Rabbimin izniyle. Tamam. Arkadaşlar, biz durmamız gereken yere geldik. Eşyalarımız bakın burada duruyor. Otobüse gitmeyeceğiz. Böyle Sinop'un... İlk servis. Ek servis mi? Tabii. Böyle küçük, dolmuş böyle okul servislerinin bir tık büyüğü. Yani eski servis arabalarıyla gideceğiz. Biraz hızlı gidebiliriz o yüzden. Umutluyum yani. Sabah inşallah 8-10 gibi orada oluruz. Bakalım annem de gelecek. Belki Eltim, Zeliha yenge de gelir. Belki görümceğim Nuray abla da gelir. Bakalım, bekliyoruz. Abi, arkadaşlar, biz biniş yerine geldik. Nuray abla, Kemal abi, Zeliha yengem, annem, babam. Erkan, sen gidiyor musun? Evet, gideceğim tabii. Bitten nereye, ben oraya. Olur böyle şey. Şimdi aracımız şurada. Ben içini beğendim. Öyle çok eski bayağı değil. Büyük ya. Yani. Güzel. Ve giden de çok varmış bu arada. Allah razı olsun. Sağ olun. Arkadaşlar, ailemiz tamam, orada. Tamam mı? Tamam. Hadi millet, sen izleyin bu. Haydi millet. Baba ne bakıyor? Anne bakıyor. Furkan'a mı? Furkan. Arkadaşlar, Erkan'ın yeğenleri şu an bizi takip ediyorlar. Evet, yolculuk başladı ve gidiyoruz. Çok tatlısın o.
Arkadaşlar eşim kangallardan birini götürmeye çalışıyor. Köye götürmek istiyor bunlardan birini ama yazıyor ne diyor. Aslında şey... Arkadaşlar biz bir yerde mola verdik ama nerede mola verdik ben bilmiyorum. Bolu'da mıyız? Bolu'ya geçmek üzereyiz. Ama o bizim geldiğimiz yer bura değil değil mi? Gerede ileride kaldık. Ha kardeşimle gelirken. O bura değil evet. Ben büyük bir ihtimalle videoyu burada sonlandırırım. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.